Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar sizlere iğne oyasının tutturulmasında da bir başka videomda paylaştığım arkadaşlar papatya veya kiraz oyası dediğimiz mekik modelimizin çiçekte olan mekik modelimizin yapımını paylaşmak istiyorum inşallah. Arkadaşlar bunlar için gerekli olan malzemelerimiz 3 tane mekik kullanıyoruz. Çakmağımız ve makasımız arkadaşlar. İlk önce kullanacağımız mekikler, ben sarı beyaz kullandım. Sizler farklı renklerde de çalışabilirsiniz arkadaşlar. İki ipimi birbirine bağlıyorum. Bakın. Ucunu kestikten sonra arkadaşlar çakmakla yakıyoruz. Bilhassa mekiklerde ucunu çakmakla yakmadan bırakmayalım arkadaşlar. Bakın ikisini tutturduk, sağlamlaştırdık. Ve bunu alta kullanacağımız beyazı arkadaşlar bu şekilde elimizi bakın ip arkadan gelecek. Eğer üsttekine değil de alttakine mekiğimizi yaparsak çektiğimiz zaman ipimiz, mekiğimiz, yaptığımız el işimiz gelmez. Bakın ikisini tuttuk birbirine. Bir üstten bir alttan yapıyoruz. Arkadaşlar bakın tuttuğumuz zaman alttaki mekiğin ipi, alttaki ip geliyorsa bakın doğru yerdedir. Ve üstten elimi şu şekilde koyuyorum. İster mekiğinizi yan yaparak, bakın bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben öbür türlü alıştığım için daha kolay geliyor. Sizler nasıl alıştıysanız bir alttan bir üstten alarak 30 tane kadar dolduruyoruz arkadaşlar. 4. Bir, 22, 23, 24, 25, 26, 8, 29, 30. Arkadaşlar bakın 30 tane oldu ipim. Doladım. Bakın bir alttan bir üstten yaparak 30 tane yaptım. Ve bu alttaki beyaz ipimi çekiyorum. Evet arkadaşlar. Çektim bakın. Bu sarı olan yuvarlağımızı yapmış olduk. Yapımı birçok kolay ve gösterişli. Sadece direkt olarak motiflerimizi de bu şekilde de yapıp ekleyebiliriz. Ve bir tane beyazımızdan alarak ipimi sabitleştiriyorum burada bakın. Ve tekrar bu sefer beyazdan değil de arkadaşlar sarıdan alıyoruz. Sarı ipimiz altta kalacak. Beyaz ipimiz üstte kalacak şekilde arkadaşlar tutuyoruz. Aynı şekilde ipimizi ikisini birbirine tuttuktan sonra bir alttan bir de üstten alarak burada ipimi arasını açarak burada pırpıra başlıyorum arkadaşlar. Bakın 2-3 tane yaptım. Şimdi arkadaşlar burada hatta bir tane daha üstten alarak yapayım. Bakın bir tane pırpır yapıyorum. Bir üstten alıyorum ve bu şekilde aşağı getirtirerek sabit yanına koyuyorum arkadaşlar. Pırpır uzunluğunu parmağınızdan ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde biraz daha yavaşlatarak yapıyorum. Eğer uzun olduysa hafif böyle oynatarak pırpırımız biraz daha küçülecektir arkadaşlar. Veyahut da daha da küçük oldu, sökmeniz icap ediyorsa iğneyle veyahut buradaki yine mekiğimiz yardımıyla geri söktürerek geriye doğru alabiliriz arkadaşlar. Bakın ben şimdi burada 12 tane dolduracağım.
Daha fazla da doldurmak isterseniz arkadaşlar, bakın, fazla da doldurabilirsiniz. 12 tane yeterli geldi bana. Bakın, biraz büyük olan yerini özellikle sizin için daha çok bu şekilde yaparak göstermek istiyorum. Bakın, sayıyoruz tekrar. 2, 4, 6, 8, 10 tane oldu arkadaşlar. Bir tane daha yapıyoruz şimdi. Bir üstten bir alttan tekrar alttan üstten alarak arada yapıyorum. Bazı arkadaşlarımız direkt tek o şekilde de yaptığımız bazı modellerimiz var. Bunda da yine tek yaparak da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi buradan alıyoruz. Sarıyı yapmıştık daha önceden. Arkadaşlar, aldık. Buradan tutuyoruz. Bakın. Bu şekilde. İsterseniz biraz daha pırpırını fazla da yapabilirsiniz. Etrafınızda bol kalsın isterseniz. Tercihinize kalmış arkadaşlar. Buradan bunu bir alttan bir üstten alarak sabitliyoruz arkadaşlar, bakın. Sadece bu şekilde yaparak da çiçek yaparak oya veya başka yerlerde de tutturabiliriz arkadaşlar. Şimdi iki ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Bakın, iki ipimizi parmağımıza doladık. Burada yeşili bağlayarak, bakın, 15 tane bu şekilde arkadaşlar, bir alttan bir üstten alarak 15-16 tane dolduracağız. Bakın burada arkadaşlar küçük bir pırpır yapmak istiyorum. Yapmadan da gidebilirsiniz. Sadece yerini göstermek amaçlı. Çok küçük yapıyorum. Bakın. Şimdi burada 10 tane dolduracağız arkadaşlar. Tekrar bir pırpır yapıyoruz burada. Çok büyük olmayacak bu pırpırımızda. Bakın. Bunları arada 30 tane yaparak arkadaşlar. 30 tane yapıyoruz. Ve bu şekilde ilk başlangıç yeri 15-16. Bu araları 10'ar tane yapıyoruz arkadaşlar. İpim arasına girdiği için aldım oradan. Bakın arkadaşlar. 2, 3, 4, 8. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar burada bir pırpır daha yapıyorum. Bakın arkadaşlar, 10, 20, 30, yani arada 10'ar tane bıraktım. Şimdi arkadaşlar bakın, burada mekiğimi, bakın, şu şekilde ipimi atıyorum üstüne. Bu ilk yaptığım pırpır yerini geçirmeden üstünden bu şekilde ipimi alıyorum. Bunu hiç yapmasanız da olur ama tam ölçülü olsun, yerini
yapsam yapamam derseniz arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar tekrar 15 tane yapacağız. Bakın. Tane yaptıktan sonra yeşil ipimizin işi bitiyor arkadaşlar orada. 1 2 16 yaptık. Burada da 16 yapmıştık. 15 veya 16 tane yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Burada şimdi arkadaşlar buradaki yeşil ipimi ve diğer taraftaki ipimi başlangıç yerini kesiyorum ve hafifçe yakıyorum burada arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yeşil ipimizi oradan aldık. Bakın. Şimdi ikinci papatyamızı yapacağız burada arkadaşlar. Yine ipimizi alıyoruz. Bakın. Diğer arkada boşta kalacak ipimizi arkada tutuyoruz ve bir alttan bir üstten alarak sarı ipimizden, bakın arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 4 14 30 tane kadar dolduracağız arkadaşlar. Otuz, 31 oldu hatta arkadaşlar. Şimdi buradan alttaki ipimizi çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Çekiyoruz ve bu tarafa alıyoruz. Burada ipimizi sabitliyoruz. Ve arkadaşlar şimdi burada beyaz ipimizi yapacağımız için sarı ipimizi aynı şekilde alta bırakıyoruz. Beyazdan pırpırlarımızı yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar burada başında 1-2 tane bir alttan bir üstten aldık. Buraya 3-4 tane başında yaparsak iyi olur. 2 tane de yapılabilir. Direkt başlamak isteyenler için. Burada pırpırlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bakın göstermek için tekrar göstereyim. Veyahut da burada büyük geldiyse iğne veya tığ yardımıyla geri aldırıp veyahut da mekiğimizin ucunun daha sivri olanlar daha rahat olur. Bakın arkadaşlar pırpırımızın birini yaptık. Diğerini de bir alttan bir üstten alarak diğerini de doldurana kadar devam edeceğim bu şekilde arkadaşlar. Parmağımızın ucuyla büyüklüğünü ayarlıyoruz. Baş parmağımla ayarlıyorum. Böyle hafif yavaş yavaş tutarak getirirsek bakın yanına gelmiş oluyor. Büyüklüğünü, küçüklüğünü arzınıza göre, tercihinize göre değişebilir arkadaşlar pırpırların. Bakın tekrar göstereyim burada. Bu şekilde arkadaşlar.
12 tane yapmıştım diğerini. Bakın. 1, 12 tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Burada da yine aynı şekilde. 2, 3, direkt 2 tane de yapılabilir. Bakın arkadaşlar. Şimdi bu sarıyı yapmıştık. Arkadaşlar. Buradan ipimizi çekerek beyazla sarı da çektiğimiz gibi şimdi sarı ipi çekiyoruz. Beyaz ipimizi bakın çekiliyor. Bu şekilde getiriyoruz. Arkadaşlar. Bakın. Bakın arkadaşlar buradan sarı ipimi aldım. Bunun üstüne geçirdim. Ve buradan mekiğimi koyarak sabitliyorum. Diğer türlü geçirmeden de aynı şekilde sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar motifimiz bitti. Buradan pırpırlarımızı tutuyoruz. Çakmakla yakarken dikkat ediyoruz. Hafifçe yakıyoruz arkadaşlar. Mekiklerde özellikle daha çok. İğne oyalarında da yakıyoruz genelde ama mekik oyalarımıza daha da dikkat etmemiz lazım. Bu şekilde arkadaşlar motiflerimiz gayet kolay yapımı. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Eklemesi bir diğer videomuzda. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir başka videolarımızda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.